Geri dönemedim arsızca, kaçtım da numarsızca. Belki kalamadım aklında, sever gibi yaptığından. Herkese selamlar, yepyeni bir bölümden merhabalar. Aslında kelimeleri ters söyleyecektim ama zınk diye kaldım. Herkese yepyeni bir bölümden selamlar diyecektim normalde ama selamları başta söyleyince diğer kısma bir şey kalmadı diyecek. O yüzden sap gibi kaldım. Her neyse, bölümümüze başlıyoruz. Hızlı bir şekilde 2 gün içerisinde bir bölüm çıkartmayı hedefliyorum sizlere. Video günümüz geliyor. İşlerimden ötürü doğru düzgün bir şeyler yapamıyorum maalesef. Karakterde ufak tefek değişikliklere gittim. Gunner Sabri düşüyordu. Ben de düşmesin diye, düştüğü vakitte hem de birazcık para ihtiyacım vardı, düşüyordu diye sattım. Hemen yerine bir RTD Earthshaker koydum. Yaklaşık 1 saattir falan böyle Oracle'da takılıyor. Bir tane Unic, bir tane Epic Upgrade Scroll gelmiş. Bir tane de Scholar's Wand, yani şu Epic kırdırdığınız zaman Epic Weapon Shard alan itemden gelmiş. Şöyle Rogue'ye Heavy Plate'leri de biriktireceğim. Kalsın, onları basıyoruz. Onlar RTD olursa güzel para ediyor. Arsızca kaçtım da numarsızca, belki kalamadım aklında derken hemen şöyle üzerimizde 1M800K para birikmiş. Lucky Draw'lar gelmiş. Şu 6 ve 7'ye gireyim mi diye düşünmüyor değilim ama 3M vereceğim muhtemelen. Şöyle bir tonlatıp Adam Village'e bir geçelim. Üstümüzü başımızı satalım. Şunları, çöpleri üstümüzde yer açılsın. Bir tane daha Magic Pack çekeceğim karaktere ama o biraz daha ilerleyen süreçlerde, hepsi bittikten sonra yaparım diye tahmin ediyorum. Böyle çöpleri bir satalım. Bir tane yer açık bırakmışız. Neyse, bir dahaki parta sallarız. 582K kastığımızı, buradaki AFK olarak kastığımızı hemen muhtemelen, evet, 3M bile etmiyor. Gideceğiz onu Lucky Draw'a vereceğiz. Yani Lucky Draw'lara veriyorum ama şöyle göstereyim. Ufak tefek şeyler alıyorum. En azından bir şeyler geliyor. Biliyorsunuz 10 GB'yi de aldık bir önceki bölümde. Şu şeyden çıkartmış olduğum bir tane küpe var, zindanlardan. Onu satışa koydum. Şöyle geçmişi göstereyim. Hepsi Lucky Draw yazıyor. Magic Puppet ve Power Up Store da gelmişti. Şu Heavy Plate'i de öyle denk geldi. Aldık bir önceki pazarki bölümden. Pazara şu anda devam etmeyeceğim çünkü o para biraz lazım oldu bana. Ya 10M versem mi diye düşünüyorum. 10M kasamadık ama. 14.5 alalım. Yani şunda 2 tane GB var. Neyse, bir tane şansımızı deneyelim ya. Gelir mi gelir. 244 kişi arasından. Geçen 10 GB'yi aldığımızda 1500 kişi arasından almıştık. Şöyle 13M'i yapıştırdık buraya, verdik. Geri kalan 1.5M'i gene bankaya atalım. Biraz işlerim var, onları hallettikten sonra Manito ile konuşacağım. Manito ile konuştuktan sonra zindanlar var. Bir zindanlara gir çık yaparız hep birlikte. Ondan sonrasında gene bir AFK olarak bırakırız diye tahmin ediyorum. Çünkü saat 10 oldu zaten. Sabaha kadar kasar. En kötü Unique veya Epic Upgrade Scroll kasar diye tahmin ediyorum. Buranın şu güzel yanı var. Mana Pot'u da atıyor. Mana Pot'ları 4.5-5K arasında, 5.5K arasında satılıyor. Ama ve lakin en azından az mana harcayıp şu skill'leri kullanarak şu 40 mana yiyor. Şu 125 mana yiyor. Ama şunu bastığında zaten her türlü dolduruyor. Slot'a her türlü yetişiyor. Tek masrafımız bu. Roll masrafı yani. Şöyle başlatalım. Aynen. Tek masrafımız o. Bir de 1500 buff bassın diye 1500 buff çekmiştim. Çok bir masrafımız yok. Ne kasarsa buradan kârdır diyebilirim. Şimdilik böyle bırakalım. Lucky Draw'lar açıklandığında, işim bittiğinde tekrardan gelir bir kayda girerim ya. Bölüme hoş geldiniz. Bölümlerden keyif alıyorsanız bir like'ınızı alırım. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok dikkat edin. Devam ettik. Evet, Lucky Draw'lar açıklandı. Maalesef ki Lucky Draw'lardan bir şey alamamışız. Öyle ki slot'tan şöyle bir çıkabilirsek şurada, aynen. Şunları şöyle atalım, parçala. İki tane verirse güzel. Bir, sen de bir tane ver. Oh güzel, iki tane verdi. Güzel. Svalent'ten çıktık. Hemen Darkness Cavern'e geçtik. Svalent'ten bir tane Vixen, bir tane de Epic Upgrade Scroll aldık. Hemen burada da Magus Ring aldık bir adet. Bu da en kötü 1.5-2M'i var. Bu sefer kutuyu çıkartmayacağım. Gelsin kendisi. Ne geldi? Skill Book. Allah bereket versin. En son 1M'i vardı. Hala o şekildedir umarım. Güzel kastık. Şimdi geçelim grup zindana. Diabolik Dragon da düşmek üzere.
Bu zindanlardan buradan geleceği görelim. Hemen açtım hiç bekletmeden. Bizden bir şey var mı? Alan yok. Bir 10 eme yakın bir para kastık. Bir tane de pumpkin aldım. Şu Lucky'ye de katıldım bu karakterle. Buna da zaten 20 saat 54 dakika var ama buna giremeyiz. Ama çok güzel şeyler veriyor. Çok farklı bir etkinlikmiş. Evet beyler, dün geceden beri karakter Oracle'da, yani hiç yoktan farmda diyebiliriz. Paramız 6.600 olmuş. Şu çöpleri bir satalım. Şunları da kırdıracağız. Bankaya sallayacağız. Hatta şunları da hemen şurada bir kırdıralım. Tabii ki gece bakmadığım için üstü başı dolmuş. Çok az Epic Upgrade Scroll gelmiş. Bir tane de gördüğünüz gibi şöyle iki tane Epic, bir tane de Unique gelmiş. Onun dışında başka bir şey yok maalesef ki. Hatta Unique gelmemiş bile. Gelir diye bankadan çekmiştim ama Unique gelmemiş bile yani. 5 tane Epic Waypoint Shard olmuş. Ha, bir tane de burada varmış. Tamam, şunları sallayalım. Çöpleri de satalım. 608K böyle gelmiş. 3 tane daha var. Bunlardan da 50K civarında bir şey gelir. 150K geldi. Güzel. 7M 300K'ya ulaştık. 782 tane mana potu, 178 tane de HP potu kasmış. Şimdi bugün atabilirsek farm atmaya çalışacağım. Sağlık olsun diyelim. Bereket versin diyelim hatta. Devam ki. Kendimi devreye attım. Şöyle 50-50 scavenging ve revenues görevi vardı. Onları bir bitirdim öncesinde. Zindanları aradan çıkartalım. Ondan sonra farma başlayacağız. Şöyle death zindanımızı bitirdik. Var mı bir drop'un? Artık şu karaktere de bir drop ver yani. Zahmet olmazsa. Şu karaktere de bir drop alalım artık ya. Grup zindan bitti. Herhangi bir drop yok. Diğerlerine geçelim. Svalent'e girdik. Svalent'ten herhangi bir drop alamadık. Şimdi Dark Demon'dayız. Bir tane buradan Epic Sage'i aldık sadece. 10 saniyede keseriz. Otolot'u çıkartmıyorum. Hop. Sürpriz yok. Evet. Herhangi bir sürpriz yok. Bundan da bir drop alamadık. Geçiyoruz. Biraz işlerim var. Onları hallettikten sonra farm atmaya geçeceğiz artık. Evet, işlerimi hallettim. Slotumuza geldik. Şu anda görev yapan da yok. Slotlar boş diyebiliriz. Şunu da silelim. Şöyle bir SC'lerimizi basalım. Ufaktan başlayalım slota. 1 saat şu anda buradayız. Şöyle dönmeye başlayalım slotu. Paramız 9.300K üstümüzdeki. Bakalım neler kasabileceğiz. Takı atacak mı? Son 17 dakika mı? 16 dakika kala baskın yedik slotta. Ben de hemen bir escape attım. Bayağı bir parti geliyordu yani. İki tane upgrade scroll ve gerisi çöp. Başka bir şey alamadık. Herhangi bir takı vesaire atmadık. Bunlar da zaten para etmiyor pek fazla. Bu neymiş? Tex. Tamam. O yüzden şu anda slota gitsem de partici muhtemelen görev yapmaya geldiler. Orası dolu. 15 dakika bitsin. Ondan sonra tekrardan geçer bir saat yaparım. Gene biraz işim var. Onları halledeyim. Harpi farmımızın ikinci yarım saatindeyiz. Herhangi bir şey alamadık bu yarım saat içerisinde. Ama ve lakin bir tane pumpkin etkinliği gelmişti. 1.5 M verdim. Şöyle ticaret, action house, geçmiş diyelim. Sizlere şurayı göstermek istiyorum. Bana saldırmaya gelen mi var? Yok. Şöyle göstermek istiyorum. 2 adet Unique Rune, 2 tane de Tome of Destruction kazanmışız. 31 Ekim yazıyor. Görüyorsunuz. Gayet güzel. Unique Rune'ler kaç para? Ona bir bakmak istiyorum. Unique Rune diyelim. 29 M pazarda var. Burada da gene 29, 30 M. 60 M kıtlamış olduk. 6'şer M'de Tome of Destruction'lar. 70 M. Tertemiz para. 70 M kıtlamış olduk. 1.5 M 70 M kıtlamış olduk. Ama tabii ki bir o kadar da vermişizdir gene. Bir öncekileri de hesaba katar isek. Farma devam ediyorum. İkinci saati bitirmek üzereyiz. Hala bir takı drop'umuz yok. Normalde 50 tane görev yapmaya geldiğim zaman takı drop'u alırız. Herhangi bir takı drop'u. Ama şu anda hiçbir şey atmıyor. Anlam veremedim. Devam ediyoruz bakalım. Evet, 2 saatlik farmı bitirdik diyelim. Şöyle kaç dakikası var? 4 dakikası var SC'lerin. Baskın yedik. Bir adamı kestim. Aynen şurada. Dozer 61. Ondan sonra bizi de kestiler zaten. 2 saatte bir şey kasamadık diyebiliriz. 9M300K nakit para vardı slota giderken. 1.5M civarında. 1M600K civarında zaten Lucky Draw'a vermiştik.
1M600K'ya koyduğumuzda ne yapar? 1M, 2M600K, 2.5M nakit olarak kasmışız. Üstte 3 tane Epic Upgrade Scroll, bir tane Sunshard gelmiş. Şu fazlalık olan çöpleri de bir satalım. Dex kalsın, Magic'i gönderebiliriz. Bu neymiş? Halt'i de gönderebiliriz. Bir de bunlar. Çok bir şey kasamadık açıkçası. Denemiş olduk en azından bir 2 saat. Az önce bir SC'ye bastım. Şöyle dedim, biraz farm slot'u arayayım. Karşı tarafın Dwyer'ındayım şu anda. 50 dakika kalmıştı. SC'nin 50 dakikası kalmıştı. Yaklaşık bir 34 dakikadır rahatsız edilmeden, karışan eden olmadan, gelen giden olmadan ağzımızı hayra açalım da farm atıyoruz. 6 tane defans, 4 tane atak. Biraz da bu tarafta çöp var. Aynı şekilde çöp gelmeye de devam ediyor. Bir tane de Epic Upgrade Scroll var. Umarım kimse rahatsız etmez de burada farm atmaya devam ederiz. Şöyle DPR'miz gelmek üzere. SC'ler de bitiyor zaten. Şimdilik devam etmeyeceğim. Çok güzel boş bulduk. Gayet iyi farm attık diye tahmin ediyorum. Ama buranın droplarını kısmışlar. Gördüğüm kadarıyla burası eskiden biraz daha fazla ağaç atak SC atıyordu. Ağaç atak diyorum. Defans ve atak sayıcı atıyordu. Biraz düşürmüşler. Al işte, bunu kesemeyeceğiz şimdi. Neyse. Şöyle gate'imizi atalım. Bir tane de Magus Ring attı. Bunu tabii ki hemen parçalayacağız. İçinden iki tane atarsa güzel kardır diyeceğiz. Hop 1, 2, 3. Bir tane attı. Az önce bankada olanı kırdırdım. İki tane attı mesela. Gayet iyi oldu. Şöyle çöpleri bir satalım. Üstümüz dolmadı. Çok garip bir şekilde. Dediğim gibi yani önceden böyle değildi. Ya da ben de şu anda bu karakterde Elite Premium var. Elite Premium'a bu şekilde davranıyor. Royal biraz daha iyi olabilir. 1M315K böyle geldi. Bunları da kaktıralım. 200K'ya yakında buradan geldi. Bence gayet iyi kastık. Şimdi farmı bitirdik. Dorian'a düştük. Şöyle üzerimde 50M artı 1 adet çıkartmış olduğumuz Vixen Bow var. Şimdi ben şöyle bir gene Vixen'lere bir bakayım. Ne kadarmış? Satsak satabilir miyiz artı 5 olarak? Artı 6'ya kaktırır mıyız? Ben buraya bir iki tane ekleyeyim. Şöyle mantıklı gelecek şekilde bu 50M'i biraz fazlalaştırmaya çalışalım diyorum ben. 4 tane de biz çektik 9M'den. 9, 18, 27, 36M'de oraya vermiş olduk. 12 tane şu anda bize artı 5 yapabilmemiz için lazım. Yani biz buraya bir 60M'de başladık diyebiliriz. 60M'i çıkartabilmemiz için bizim en az 4 tanesini artı 5 olarak almamız lazım. Evet, bir tanesini artı 4'te kayıp verdik bile maalesef ki. Bakalım 5 taneden 4 tane. Yani buradan artı 6'sı 30M. 2 tane artı 6 alabilirsek, şöyle önce bir 5'i alalım da, alabilirsek paramızı çıkartmış oluyor. Belki birazcık kâra geçmiş oluyoruz. Artı 5'e yaktık bile bir tanesini. İkinciyi geçirdik. Gönderdik üçüncüyü. Sonuncuyu da gönderelim. Böyle sattığımızda kafa kafaya geliyoruz. O da satılırsa. Ama bu fiyatlarda artı 5'ler satılmıyor artık. O yüzden artı 6'ya deneyeceğiz. Artı 6'ya 2 tane aldığımızda dediğim gibi kafa kafaya çıkmış oluyoruz. Bizim buradan 3'ünü de almamız lazım. Artı 6. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Bence değil. İlkini artı 6'ya gönderdik. İlkini vermedi. Aynen öyle. İyi geceler baba. İkinciyi zıbam gönderdik. Koyar mısın buraya? Artık koyman lazımdı ya. Gerçekten koyman lazımdı. Bu artı 6 olursa 7'ye atarım. Onu da vermedi. İşte böyle olunca var ya, ana avrat süresim geliyor. Böyle her şeyi yakasım geliyor da işte yani. Ya böyle bir şey olamaz ya. Lan bir tane vermez mi artı 6 ya? Allah Allah. Allah Allah. Evet, şöyle bir şey yaptık. 3 tane Hatred Blade çektim. Şöyle gösterebilirim. 14, 14, 14. Sonra Upgrade SC. Artı 4, artı 4. Sonra 3'ünü de artı 5 yaptım. Kayıpsız artı 5'e kadar geldik. Şu anda böyle satsak ne kadar giderimiz oldu? 14 çarpı 3 artı 8M'de upgrade SC'lere vermişiz. 50M.
25M gibi bir kar oluyor. Artı 5'leri 25M şu anda. Satılırsa o da az önceki parayı kurtarmıyor. Yani eksi 25M'de gibi bir şey oluyoruz. Artı 6'ya gideceğim. Deneyeceğim en azından. İlkten artı 6 verirse dururum. Haydi Bismillah diyelim. Şöyle kaldırsın elini. Vurduğu an ben de vurdum. Artı 6 gelir artık ya. Artık gel be. Yani o kadar da değil yani. Hani bir tane de artı 6'ya geçirmiş olalım. Heh. Tamam. 40M şu anda bu. Bu da geçerse zararımızı 5M daha düşürmüş oluruz. Vurduğu an ben de vurdum. Güzel. 80M. 75M'den 80M'e çıkmış olduk. Çok da bir fark etmedi gerçi ama şu anda böyle 25M zararımız var. 25M bile değil. 15M. Tabii 15M zararımız var. Şimdiden önceye gittik. Çok bir şey fark etmedi ya. Neyse sağlık olsun diyelim. Şunları bir ara basmam lazım. Ben şimdi şöyle bir pazar kurayım. Yatayım. Yarın sabah devam edelim. Günaydınlar efendim. Saat gene 12'ye doğru geliyor. İşte evden çalışmanın en güzel artıları saat 10'a kadar uyuyabiliyorsunuz. Güzel oluyor ama yakın zamanda belki başka şeyler olur iş anlamında. Şöyle basmış olduğumuz headset'lar pazardan çekilmiş 40M gelmiş üstümüze. 41'e koymuştum. Tam 40M gelmiş. Şurada dozer karakterini gördüm bak. Şurada dozer bir karakter var. Geçen Lucky Draw'da 10 GB'yi kıtladı. Ulan onu bir gördüm. Karakterle girmiştim ben de Lucky Draw'lara. Onu bir gördüm böyle bir heyecanlandım ama bu arkadaşa gitmiş. 10 GB'yi kapmış. Hayırlı olsun diyelim eğer izliyorsa da. Şöyle Action House'a gelelim. Unique ürünler çekilmiş. Pazardan 56M de buradan gelmiş. Gayet güzel 146M para. Gene bir 20-25M zarardayız. Eksideyiz ama sağlık olsun diyelim. Tom of Destruction'ları biz kullanırız. Şurada bir tane şey vardı. Aynen. Şunu bir deneyelim ya. Evet. Tom of Destruction'ları satmaktansa böyle 8 bir set STR ürünü veya defans ürünü karışık yaparsak iyi olur. Şunu bir açalım. Gel babacım. 900K verelim. Bir şey geliyor mu? İki tane şansımız var. Yandı. Yandı. Ammon ürün. Action House'da var. Tamam güzel. Kaç tane? Çekelim şöyle birkaç tane. Ucuzundan. Tamam 5 tane yeterli şu anda. Şimdi diğer parçalarını da göstereyim size. Şu kafalığa STR1, kolluğa da STR1 getirmiştim daha öncesinde. Bunları videoya almadım. Şöyle geldik. Bastık. Ne geldim? Ver STR'yi. İşte bu. Güzel. Güzel. 3 parçamız STR1 oldu. 2 gelse daha iyi olurdu. Ama gerçi artı 8'lere 2 geliyor mu onu bilmiyorum ama 3 parçamız 1 oldu. Şu bir tane parçayı açalım hemen. Bir tane slot. Hop dedik. Geçti. Ne geldi? Hop. MP bonus 44. Evet. Şöyle hallettik. Hemen dur lan. Şöyle yapacağız. Şöyle. Şunu bir silelim. 91'en paramız kaldı. Bir 50'm civarında falan para harcadık. Health bonus şimdilik bir kalsın. Şuna bir öncelik verelim. Gönderdik. Yandı. İkinciyi gönderelim. Geldin. Ne geldin? MP 40. Kötü. MP 40'ı ne yapacağız? STR lazım bize. STR ya da fizikal defans olur. Ama STR set yaparsak güzel olur. Gönderdik. Geçti. Ah, MP bonus. Yeter MP bonus, MP bonus. Sil. Haydi oğlum düzgün bir şey ver. Haydi. Yandı. Yandı mı? Geçti. Hop. Megiş bonus ne kardeşim ya. Çıldırtırsın ha. 4 tanesini buna harcadık bile ya. Son hakkımız ne gelirse takacağım üstüne. Hop. Hop. Evet. Burası biraz bizi masrafa sokacak. Şimdi bununla hiç uğraşmayalım. 8 sete de bu yapılır mı? Dediğinizi duyar gibiyim. Ama STR gelirse mükemmel olur. Şöyle bakalım. Bak mesela burada STR 2 bonuslu artı 8 var. 55M. Bu STR 1'lerde 40M 45M eder. 40M minimum 40M'i var. O yüzden yani 4, 8, 12, 120M civarında bir para fena değil. Aslında yapmak mantıksız diyebilirsiniz ama taleplisi olur. Merak etmeyin. Neyse daha sonra tekrardan deneriz.
Svelend'e girdik. Svelend'den bir tane Magus Eirinc, Warrior Elite, bir tane de Skillbook aldık. Şimdi Dark Demon düşmek üzere. Şöyle bir tane her kaldıralım. Kutuyu çıkartmayacağım. Gelirse böyle sürpriz olsun. Bir şey gelirse. Çok sanmıyorum gerçi ama. Evet, şaşırtmadık gene. Gene şaşırmadık. Buradan da bir şey alamadık maalesef ki. Evet beyler bayanlar, şöyle tekrardan eve geldik. Bir iş görüşmesindeydim. Onu tamamlayıp geldim. Umarım olur. Kaç tane var? 8, 15, 6 da burada 21 parça. Rogue Heavy Plate parçamız var. Bunları artı 6'ya bir kaktıracağım. Artı 6 kaç tane olacak? Hep birlikte bir görelim sonraki aşamada. Şöyle son 2 tane daha artı 6'ya kaktırıyoruz. 1, 2, evet. Totalde 5 tane artı 6 geçti. Bu 5 tane artı 6'dan bakalım kaç tane çıkartmamız lazım. En az 2 tane çıkartmamız lazım ki kâra geçirebilelim. Evet, 2 tane almamız lazım buradan. Kağıtlarını alayım, geleyim hemen. Haydi bakalım, 2 tane almamız lazım ki ufaktan bir kâra geçebilelim. Şöyle ilkini, haydi babanın kemiği dedik, gönderdik. İlkten aldık, gayet güzel. De para edebilecek bir ürün kendisi. Şöyle ikinciyi bam gönderdik. Aa, kardayız şu anda. Üçüncüyü gönderdik. Tamam. Olabilir. Bu kadarını geçmesini ben de beklemiyordum zaten. Hop. Dördüncü. Mükemmel. Çok iyi abi. Bu da gelirse çok güzel kâra geçmiş oluruz. Bam. Dün yapmış olduğumuz. İyi tamam. Çok fazla bir para değil 7-8'en bunlar ama şöyle tas setlerin fiyatlarına bakalım. Bak 8 eme kadar düşürmüşler. Aslında bunları alsan 10 eme 11 eme çok rahat bir şekilde satarsınız biliyor musunuz? Satılır yani. 8'en bu diyelim. 8'en bu 16 em. Şöyle kolluğuna da bakalım. Kolluğu da 7.5 em. 8 16 23 em. Tabii tam 10 em kardayız. 10 em kar şurası bize. İyi, Allah bereket versin, güzel oldu. Yaklaşık bir 40 dakikadır falan farmdayım burada Diviner'da. Vallahi bizim arka slot gelen giden olmadı şimdiye kadar. Gerçi biz ağzımızı ne zaman açsak gelen giden oluyor, baskın yapıyor, ölüyoruz vesaire vesaire. Ama bir 40 dakikadır buradayım. Şöyle üstümüz dolu çöp anlamında. 5 tane epic upgrade scroll, 3'e 4'e atak ve defans SC'ler var. Bunun 2 tanesini şu 50'li görevi yaptım harpi. Oradan geldi. Diğer 3 tanesi buradaki slottan geldi. Bu da Golden Snake'de grup zindanının son boss'undan geldi. Evet, karşı ırkın vurması veya etmesi çok önemli değil ama yani şu tabloyu görebiliyorsunuz. Yazıklar olsun. Ne diyeyim? Şuraya bak. Ya her şeyi geçiyorsun, bir de kendi ırkından adamla keserleşme olayı çıkıyor. Yani alın slot sizin olsun. Ne diyeyim ya. Yani. Güçlü olan slotu alıyor. DV'de böyle. Gerçi bütün Knight'ta da öyleydi. Burada da öyle yani. Ağlamanın gerçekten bir mantığı yok. 1M buradan geldi. Bir 614K da buradan geldi. 3.5M'i görmüş olduk. Şunları da bankaya sallayalım. 1 saatten fazladır. Flame Rock slotunda farm atıyorum. Bir tane de Warrior Elite helmet geldi. Şu slotu da bir keseyim. Aha son çöpümüz de geldi. Şunu da bir keseyim. Ondan sonra bir ton akar. Çünkü üstümüz başımız doldu. Ve yemek de yiyeceğim zaten. Başka var mı bir şey kutuda? Yok. Tamam tekrardan boş buluruz umarım diyelim. Bir tane Vixen aldık. İki tane de Golden Snake aldık. İki tane de Epic Upgrade Scroll. Bu tur bence güzeldi. Rahatsız edilmedik. Gelen giden olmadı. Şaşırtıcı bir şekilde. Alan şu da vardı. 3 tane de böyle elit parçası aldık. İlk turdan ne gelmiş? 567K gelmiş. Buradan ne gelmiş? 946K. Son olarak şunlar. Bunları da bankaya sallayalım. Güzel farm oldu ya. En azından 1 saat adam akıllı bir farm atabildik diyebiliriz. Üstümüzdeki para 6M700K'yı gördü. Ben şunları bankaya sallayıp bir yemek yiyeyim. Ondan sonra farma devam ederim. Doğankisi karakterinin de zindanlarını bitirdik. Sadece bir tane skillbook alabildik. Bu karakterde de maalesef ki
Geçelim şimdi price karakterimize. Pazar kurup yatalım. Yeter. Pazarımızı kurduk. Şöyle bugün yaptıklarımızın bize getirisi 54 M civarında bir şey oluyor. Tabii ki manalarda biz buna bayağı bir ek oluyor. Bir 10 M civarı da buradan gelecek diye tahmin ediyorum. 1978 tane birikmiş. Bunları koyayım şimdilik, kalsın. Belki çekilmez. Çekilmezse de kullanırız. Böyle bırakalım pazara. Artık yatışımızı sağlayalım. Sabaha bakalım kaç para olacak üzerimizde. Devam ki. Evet beyler, pazarımızı bozuyoruz ve artık zindanlara geçeceğiz. Çok fazla bir şey satılmamış. 14M700K civarında bir paraya ulaşmışız. Bu karakterin iki zindanını bitirdik solo. Diabolik Dragon da düştü. Herhangi bir drop alan var mı? Hellscream aldı arkadaş. Ben de hissediyorum be. Ver güzel bir drop. Haydi oğlum. Hay superior mananas. Neyse. İki tane solo zindan var. İhtimaller varken ona da bir gireyim ya. Hemen geçtim DV'ye. Şu kalan Undead King görevini de yaptım. 120 milyon şuradan alalım. 80 milyon da şöyle alalım. 200 milyon XP'mizi almış olduk. %10 oldu karakter. Farm atmaya çalıştık ama çok fazla bir farm atamadık maalesef ki. O yüzden ben de şöyle kastıklarımı satılsın diye şuraya koydum. Bir 20-25 M civarında gelecek oradan. Bakalım, aynen. Oradan gelecek. 2 tane Tomb of Destruction çektim 4M879K'ya. Şuna bir tekrardan deneyelim istiyorum. Ne olacak bakalım. Şöyle koyduk. Attık, yandı. Bir daha koyalım. Hop, geldi. Bakalım ne geldi? Gene Holy Damage Resist geldi. Ne yapayım aga ben bunu? Zaten bu vardı. Tamam, bunu da yapayım, daha fazla uğraşmayacağım. Ne gelirse kardır mantığıyla. Hop, gene Holy Damage Resist. Hadi git lan oradan. Holy Damage Resist ne ya? Neyse, bir bu ikisine getiremedik maalesef. Çok fazla para harcamak istemiyorum. Harbiden gidiyor çünkü. Para gidiyor yani. Kalsın böyle. Bu şekilde de bölümümüzün sonuna gelmiş olalım. Bölümü izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde çok farklı şeylerle gelebilirim. Bakacağız.